Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürmek istiyoruz sizleri. Oradaki son durum, konuşmalar, olan bitenle ilgili tartışmalar. Hakan Yıldırım karşımızda. Hakan Yıldırım, günaydın, kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, tatbikatın yapılacağının duyurulmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hareketlilik başlamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle sosyal medya Türk donanmasını ve Türk bayraklarını paylaştı sosyal medya hesaplarında. Ve Türkler geliyor, Türkiye yine aktif bir şekilde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte tatbikatta şeklinde paylaşımlar yapılmıştı. Nitekim dün tatbikat başladı. Bu sefer tatbikatın paylaşılan görüntüleri paylaşılmaya başlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de konuşuluyor, hem siyasi alanda hem de halk nezdinde. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de Rum medyasının tatbikata ilişkin açıklamaları var. Öncelikle şundan bahsedelim. Tatbikat 10 Eylül'e kadar devam edecek. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor. Ve karşılıklı eğitim işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirme amaçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar'ın açıklaması var. Az önce siz de paylaştınız. Barıştan yanayız diyor, ancak haklarımızı korumakta da kararlıyız diyor. Güney Kıbrıs medyası da Ankara, Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi diyor. Tatbikata ilişkin şunu da ifade edelim. Tatbikata katılan helikopterler dün Girne semalarında uçuş yaptılar ve Girne halkını selamladılar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gurur hakim. Onun altını çizmekte fayda var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.